Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la Allah. Ey inananlar, her kim ki düşkünleri alır yükseltirse, onlara gönlünde ve evinde yer verirse, Allah ona cennetinin en güzel yerini verir. Dünyada yüceltir ve en seçkin kişilerden yapar. Allah hamiyetli kulları için şöyle der: biz de onu Adem oğullarının en yükseği yapar, cennetlerimize koyarız. Sabahtır ezana Çiğdem! Nerede Çiğdem? Nerede diyorum size? Cevap verin! Sana onu unut dedim! Nerede? Git buradan! Git! Git diyorum, git buradan! Bırak beni! Çekil şuradan! Bak be! Neden ısrar ediyorsun? Benim buraya ait olduğumu bilmiyor musun?
Seni buraya zorla getirenler kimler? Beni hiç kimse zorla bir yere götüremez. Gelinlikteki kan lekelerini de ben yaptım. Bunlara inanacağımı mı sanıyorsun sen? Ben arada bir depresyon geçiririm. Evi o halede ben getirdim. Yalan söylüyorsun! Bak, daha açık konuşalım. Sana duyduğum ilgi geçiciydi. Bu doğru değil. Doğru. Bizimki geçici bir hevesti. Oldu bitti işte. Unut, unut beni. Hem bu çöplük sana göre değil. Sana göre de değil. Git bu pislikten, git! Gideceğim. Ama seninle birlikte. Seni kurtarmaya kararlıyım arkadaş. Buradan çıkmakla her şey bitmiyor. Sonrası ne olacak? Yüzlerce, binlerce adamla yattım. Kes artık! Her şeyi düşündüm. Benimle evleneceksin, karım olacaksın. Çocuklarımın anası olacaksın. Peki çocuklar büyüyünce ne olacak? Er geç beni tanıyan biri çıkıp geçmişimi hatırlatmayacak. O çocuklara ne diyecekler? Ne diyecekler? Susuyor. Ben söyleyeyim. Orospu çocuğu diyecekler. Ben dayanamazken o yavrucuklar nasıl dayanacaklar buna? Sus, sus, sus! Yeter! Bağışla beni. Bu durumdaki ilk anne sen olmayacaksın. Senin gibi yüzlercesi, binlercesi var. Hem istersen çocuk yapmayız. İkimiz yeteriz birbirimize. Hadi bir an evvel gidelim bu günah çukurundan. Demek bu kadar çok istiyorsun beni. Sonradan pişman olacağını bile bile. Göreceksin. İkimiz de pişman olmayacağız.